Mutlu akşamlar sayın seyirciler. Haber programı Yüksek Tansiyon, hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam Yüksek Tansiyon özel programı yapıyoruz Perşembe akşamı. Çünkü bizim normal günümüz Salı akşamı, bildiğiniz gibi. Özel bir konuğumuz var bu akşam. GATAP eski başkanı, Tekirova eski belediye başkanı Sayın Yusuf Ras. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bugün söyleyecekleriniz var. Dediniz ki benim konuşacaklarım var dediniz. Biz de sizi davet ettik. Anlatacaklarınız var mutlaka. Seçimin üzerinden, çünkü 8 ay geçti. Kemer Belediye Başkanı adayıydınız en son ve hala konuşuluyorsunuz Kemer'de. O açıdan dedik ki buyurun, mikrofon sizde, ekran sizde dedik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bütün izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Bayağıdır kendilerinden uzak kaldık. Doğru. Sevenlerimiz, eleştirenlerimiz özlediklerini konuşmalardan fark ettik. Onun için sizlerin de daha önceki bir basın toplantımından haberiniz olmadığını duydum. Valla benim hiç haberim olmadı. Gelemedim de flash evet, açıklamalar yapmışsınız. Evet. Dolayısıyla biz bunu da tekrarlayalım madem burada. Çünkü herkes izleyememiş. Onu daha önemli öğrendik. Açıklamalarınız da olacak herhalde. Tabii daha önemli açıklamalarım elbette ki olacak ama bugünkü sizin beklediklerinizi bugün vermeyeceğim. Çünkü hepsini bugün verirsek olmaz. Daha sonraki günlerde Peki. Daha çok konuşacaklarımız olacak. Çünkü çok gerçekten konuşulması gereken konular var. Hiçbir şey görüldüğü gibi değil. Artık yeter diyorsunuz. Evet. Ben tabii yine programa başlamadan dün engelliler günümüzdü. Tüm engellilerimizin bir daha ülkemizde, yani engellilerin daha çok sahip çıkıldığı bir Türkiye olması dileğiyle onların günlerini kutluyorum. Ayrıca bugün madenciler günümüz ve bu madencilerimizin gününü kutlayamıyoruz. Çünkü sık sık yaşamış olduğumuz bu maden kazalarından dolayı. Evet. Ve bugün de hala son maden şehitlerimizin çıkarıldı bugün. Ben onların ailelerine rahmet diliyorum. Yani sabırlar diliyorum. Ölenlere rahmet diliyorum. Ayrıca yarın da Dünya Kadınlar ve daha doğrusu seçilme hakkı verildiği gün, evet. Türkiye Cumhuriyeti 1934 yılında evet, kadınlarımıza hakkı verildiği şey. İşte biliyorsunuz İsviçre'de daha 71 yılında verdi. Dolayısıyla Türkiye'nin ne kadar medeni bir ülke olduğunu görüyoruz. Evet, şimdi konumuza gelecek olursak, seçimin üzerinden bir 8 ay geçti. Tabii Kemer'de insanlar bir tercih yaptı. Sebep öyledir, böyledir. O tercihe bir saygı duyuyoruz. Çünkü oyunun kuralını biz koymadık. Oyunun kuralı var. Herkes oyunu kuralına göre oynayınca kazanan kazanıyor. Vatandaş tercihini yapıyor. Kuralına göre mi oynadınız? Şimdi geleceğim oraya. Yani aslında kural o değil. Şimdi onu tartışacağız esas. Benim söylemek istediğim o. Çünkü benim bildiğim bir oyun kuralı vardır. Ama oyun kuralının dışına çıkıp da oyun oynandığı zaman hak edilmeyen şeyler kazanılmış gibi görülüyor. Ha, daha sonra da bunun hak edilmediğini de insanlar görüyor. Onun için de insanlara zaman tanımak lazım. Çünkü seçilenlere zaman vereceksin ki hani ne yaptığını göreceksin. Daha başlamadan işte muhalefetlik yapmanın bir anlamı yok. Muhalefetlik yapmanın da bir usubu vardır. Seçilmiş olanın da bir usubu olması lazım. Fakat biz seçimden sonra gördük ki 8 ay süre içerisinde bazı gazetelerde ortada olmadığım, bazı gazetelerde işte hala bizim üzerimize kayıplara karıştığımız söylendi. Ya ne yapmam lazım? Yani benim gelip de basına her gün ya da ayda bir ben buradayım mı demem lazım? Böyle bir bilgi mi vermem lazım? Ben 25 yıllık siyasi hayatımın içerisinde hep bu vatandaşımla beraberdim. Ha, ben birazcık şöyle bakıyorum. Özlediler herhalde. Yani gelsin diye şey yapıyorlar. İşte geldik, konuşuyoruz, konuşacağız. Kemer'de bu 8 ay süre içerisinde tabii ki ben öncelikle 25 yılın vermiş olduğu yorgunluk demeyelim buna ama hani bir futbolcu hocası onu bir yedek kulübesine alır, dinlendirir. Ya da daha sonra iyi bir maç vardı, daha önemli maç vardır, onun için hazırlayabilir. Biz yedekte kaldık. Demek ki ya daha önemli bir maç var. Ya da sarı kart cezalısıdır, ondan bekler. Yani yok, benim kartım yok. Ben kartlı değil. Herhalde biz yeni bir maça hazırlanıyoruz. Onun için hocamız ne derse, ya bizim de hocamız burada artık halkımızdır, partilerimizdir, partimizin büyükleridir. Dolayısıyla biz yedekteyiz. Ama şimdi maç oynayan kişiyi motive etmek varken, maç oynayan oyuncuyu
eleştirmek ya da onu oyuna sokmak varken neden yedektekini oynarsınız onu anlamamış değilim. Arkadan konuşulan, eğer konuşuluyorsak demek ki önde olduğumuz anlaşılıyor. Şimdi tabii arkada konuşulanlara özellikle cevap vermeden önce biz neden seçimi kaybettik? Oraya gelelim. Biz isterseniz ona gelelim. Siz ama ilk kez seçim kaybettiniz. Ben 23. seçimim bu. 23.'yü kaybettik. Tabii ki bir sürü nedenler var. Geçen ben bunu şeyde saydım. Basın toplantısı yapmak mecburiyetinde kaldım. Kamuoyu hala yanıltılıyor. Hala aynı yerde, yani özellikle idarede olan insanlar, siyaset yapan insanlar hala aynı şeyi söylüyor. Olmayan hala aynı şeyi söylüyor. Onu ben geçen televizyonda, şeyde basın toplantımda paylaştım. Onlara da bir anlatmamıza yarar var ama seçim dönemine gelelim. Seçim dönemine gelelim. Nasıl aday oldunuz? Öncelikle niye adaylığınız tartışıldı? Oralardan itibaren evet. Şöyle gelelim. Şimdi ben bunları bir kere mazeret olarak kabul etmiyorum. Ben seçimi kaybettim. Bunun sorumlusu da benim. Yani kimseye bunu... Tek başına mı? Şimdi ben anlatacağım. Sonuç olarak ben kendime buluyorum. Evet. Ama ben anlatayım, onu vatandaş karar versin. Yani ben birine suç bulmak istemiyorum. Onu vatandaş karar versin. O kolaycılıktır. Evet. Ama şey bana ait, bana ait. Sorumluluk bana ait. Şimdi bir kere seçim sürecinde şöyle bir haksız rekabet oldu. Nedir? Bir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı oluyor. Bütün imkanlar onun elinde. Siz belde belediye başkanısınız. Siz Tekirova'dan geldiniz, evet. Aday oldunuz. Biz 45 gün ve de işte 50 gün kala adaylığımız açıklandı. Fakat diğer aday Mustafa Gül çok evet, daha önceden çok açıklandı. Daha önce adaylığı belli oldu. Bu neyi getirdi? Askı süreci zamanında o askı sürecinde müdahil oldular. Bizim Tekirova'da oy kullanması gereken akrabalarımı sildirdiler. Onların böyle bir gücü var mı? Efendim? Askı süreci dediniz, seçmenlerin yani seçmen askı süreci. Yani seçmen listesi asıldığı zaman. Siz müdahil olamadınız çünkü aday değiliz. Aday değiliz biz daha. Yani çünkü o şeye girmedik. Silinenler oldu. Artı değişik ilçelerden organize edildi. Bu öyle bir zamanları vardı. Kumlucadan başka yerlerden insanlar getirildi, yazıldı. Bunlar araştırılsaydı bunların her birisi bulunurdu. Ama bu araştırma yapılmadı. Biz adaylıkla uğraşırken birileri bu çalışmaları rahatlıkla yapıldı. Şimdi seçim sürecinde özellikle biz kaba kuvvete, kavgaya maruz kaldık. Ve bunun devamı zaten şu anda da devam ediyor da. Örneğin benim şoförüm dövüldü. Böyle burnu kırıldı. Kemer'de MHP'li gençler yol kesip Yasin Yılmaz'ı darp etti. Aslında MHP ile alakası yok. Yani MHP'den aday olmak demek illa ki MHP olmak anlamına gelmiyor. Bu olayı yapanlar MHP adına yapmış olabilir ama MHP'li olarak da ben görmüyorum. Çünkü MHP'li... Kim peki onlar? Bir takım Mustafa Gül'ün değişik yerlerden getirmiş olduğu gençler. Onları kandırarak, iş vaatleri vererek, onlara değişik mavi boncuk dağıtarak onları olayların içerisine dahil ettiler. Evet. Biz polis güvenliği şeyinde, nezaretinde seçim çalışmaları yaptık. Dolayısıyla gittiğimiz yerler deşifre edildi, insanlara baskı yapıldı. Ondan sonra seçim daha bitti, şey olmadı. Benim okulda okuyan yine oğlumun dövdüler, burnunu kırdılar. Sizin kendi oğlunuz mu? Kendi oğlum, evet. Dolayısıyla okul seçim sürecinde okul bahçeleri böyleydi Ali Bey. Ortada Mustafa Gül sandalyede oturuyor. Etrafındakiler? İşte böyle bir şey. Bu okulların bahçesine aile olan insanlar oy kullanmaya gelme şansları var mı? Çünkü burada sizin görmediğiniz dövülmüş insanlar var. Başlarda kanamış, yarılmış, kanlar içerisinde hastaneye giden insanlar var. Yani millet oy vermeye mi gelemedi? Gelemedi. 4000 kişi oy kullanmaya gelmedi Kemer'de. Çünkü bu olaylardan dolayı. Kendi seçmenleri oyları 12'ye öğleye kadar organize edildi. Oylar kullanıldı. Öğleden sonra olaylar çıkartıldı. Rakip oylar kullandırılmadı. Rakip oylar kullanılmadı. Yani ailesinle, kızınla, hanımınla gelecek kişiler bu olayları gördüler, duydular. Çünkü bilinçli olarak sosyal medyada paylaştılar Kemer'de. Ve onun için 4000 insan oy kullanmaya gelmedi. Bizim tespit ettiklerimize göre 1800 kişi
silindi ya da yeni oylar ilave edildi. Bu çalışmalar devam ediyor. Artı kemerde böyle bir korkudan, bu korkulardan, dayaktan sandık başındaki AK Parti görevlilerin bir kısmı yerinde bulunamadılar. Evet, bu resmi gösteriyorum. Oylar böyle sayıldı. Yani oylar yere serilmiş. Gördüğünüz gibi resimde memur olan görevliler, partili görevliler de olaya müdahale etmiyorlar, görüyorsun. Bu biz size birer o tane... oy pusulasını açan kişi kim? Bıyığına baktığınız zaman kim olduğunu görüyorsun. MHP'nin sandık görevlisi. Evet. Diğerleri çok umursamış gibi görünmüyor. Ya arkalarını dönmüşler. Ya ne yapıyorsun deme. Böyle bir oy sayımı olmaz. İşte bakın. Siz bunları burada... şikayet ettiniz mi peki? Bunlar ben kime şikayet edeyim? Kemer'de biz ofisimiz basıldı. 500 tane alkollü, değişik madde kullanmış insanlar Kemer'de. Emniyet bize yardımcı olmadı. Biz emniyet sadece gidin diyor. Kime şikayet edeyim ben bunu? Seçmeni yazanlar belli. Sayın Başkan, ben yanlış mı hatırlıyorum? Siz AK Partilisiniz. Yani AK Parti iktidarda, hükümet, polis nasıl size git diyor? Yani ben böyle bir yakınlık ve olmasını bekliyorum kendi biz kafamdan zaten mantıksal kimseden, olarak. Biz zaten böyle bir yakınlık beklemiyoruz. Biz adalet istedik. Biz adalet istedik. Size niye muhalefet partisi gibi davrandılar? Şimdi muhalefet gibi davranması gerekmiyor. Biz adalet istedik. Yani biz oradaki bizim polisimiz, bizim oradaki kaymakam, bizim oradaki diğer görevliler. Ha, sizin şikayetiniz bir de kaymakam üzerine. Yani biz orada o kadar çok şeylere maruz kaldık ki ve aynı zamanda iftiralar, olmayan yalanlar ve insanlara yapılamayacak sözler, verilmeyecek vaatler hepsi verildi. Ve şimdi Kemer'de olaylar bitmiyor. Olay üstüne olay. Kaç tane cinayetler işlendi Kemer'de. O kişiler işe alındı mı? Nedir bu sebepler? Hay, vaat verilen hepsi alınmadı ki. İşte kimisi oyalanıyor, kimisi alınıyor. Şimdi birkaç, bir ay sonra, belki iki ay sonra çıkarılacaklar. Yani Kemer'de adaletli bir seçim olduğunu hiçbir kimse söyleyemez. Ve söylüyorum, işte bu oy sayımını kim görmesi gerekiyordu? Benim şikayetçim olmam gerekiyor bunun için. Yani bununla ilgili sorumlu insanlar yok mu? Şimdi herkes kendine bir sorumluluk alsın. Orada sandık görevlileri, sandık görevlisi var, okul sorumluları var, müşahitler var, partiler var. Ama Antalya'da AK Parti'nin kazandığı noktalar sandıklara ne kadar hakim olmalarıyla övünüyorlar. İşte bu sandık, bu sandığın daha birisini söylüyorum. 800 tane seçmenler iptal oy kullanmalar iptal edildi. Kimden iptal edildi belli değil. Şimdi böyle sayılırsa herhalde iptal kimden edildi belli. O zaman Kemer'de sandıklara ve okullara MHP hakimdi. İşte ben bunu gösteriyorum. Yani kamuoyuna bırakıyorum işte. Yetkililere de bunu gösteriyorum. Bunun bana birisi cevabını versin. Birisi bana okullar içerisinde böyle bir fedai duruşlu bir topluluk bir okul bahçesinde böyle duramaz. Millet gelip burada oy kullanamaz. Burada bunların hesapları daha sorulmadı. Kendi oğlunuzun burnu kırılmış. Evet. Şimdi Kemer'de bunlar tesadüf mü? Elbette ki seçimlerde kavgalar olur, bazı şeyler olabilir ama bu kadar değil. Bunun daha bir çoğu var. Ben bunların hepsini söylemedim. Hepsini bir bölümü zaman yetmez. Bunda. Hani örnek verdim. Birisi bana derse başka ne var arkadaş, ben ilgileneceğim diyorsa ben hepsini koyarım dosyayı. Ve geldiler seçim konularında. Vay efendim, bir GATAP. Ya arkadaş, ben Tekirova Belediye Başkanıyım. Varsa yoksa GATAP. Ben geçen hafta, yani geçen günlerde basınıma bütün mahkemeleri kazandığımı tek tek basınla paylaştım. Benimle ilgili söylenen her şeyi il başkanımın avukat olması vesilesiyle daha iyi anlayacağından her benimle ilgili açılan soruşturmaları dosyamızın avukatımın önüne, daha doğrusu il başkanımın önüne soruşturma dosyası şu, alınan sonuç şu. Sonuç bu. Bunları hepsini vermişimdir. O açılan soruşturmaların da ben hak etmediğim halde Kaymakam Bey'in özellikle AK Parti düşmanı olması sebebiyle bunu özellikle söylüyorum. Yani bunu şu böyle yani. Kaymakam İspanya, şu anki kaymakam. Evet. Bayram Ali Köse. Evet, aynen öyle. Çünkü tayini çıkmıştır. Tayini gitmesinden, gelmesinden dolayı da beni sorumlu tutmuştur. Benim böyle bir yetkim yok. Çünkü Vali Bey'le de mahkemelik. Vali Bey, tabii. Vali Bey'le de mahkemelik. Kaymakam, ilin kaymakam valisiyle de kaymakamlık. Evet, onunla mahkemelik. Da mahkemelik. Rize bağımsız milletvekili adayı. Evet, 600 civarında bir oy aldı, geldi. O zaman AK Parti'den eksi bir yaptıracağım AK Parti'ye dedi, gitti ve dolayısıyla 600 oy aldı, geldi. Önemli değil, demokrasi var, aday da olur, muhalif de olur ama
görevimizde adaletli olmak zorundayız. Sizle mi uğraşıyor sürekli? Tabii AK Parti'nin tek temsilcisi ben olduğum için ben hep bunlara maruz kaldım bugüne kadar. Ve orada bir belediye başkanı olarak benden başka kaç kişiye ne kadar soruşturma açtığına baksınlar. Benim istediğim hep adaletti. Başka bir şey istemiyorum. Kaç soruşturmamız var bu yönde kaymakamın başlığı? Valla ben sayısını bilmiyorum. Her gazeteye çıkan, gazeteye söylüyorlar gel bunu yaz, yazıyor. Hemen soruşturma açılıyor. Başkası yazdığında, başkasının adına yazdığında soruşturma açılmıyor. Bakın ben size birkaç tane şey paylaşacağım. Tabii bu böyle gazeteciler de mi var? Yani şimdi gazeteciler de zan altında kalıyor. Şimdi ona geleceğim kemerde. Ben. Esas ona geleceğim. Ben size bir hani kamuoyuna bırakacağım şimdi onu. Tek tek de sayacağım alınan cezaları. Tabii ben burada bu gazeteler basındaki arkadaşlarımızın ceza aldığımda sevindiğim için söylemiyorum bunları. Hani onlara ceza aldığım mutluyum diye de söylemiyorum. Herkes ceza alabilir. Normaldir. Hata yapabilir. Yalan yazıyorsa, yanlış yazıyorsa. Şimdi geleceğim noktaya hiç geleceğim. Hiç önemli değil. Herkes ceza almalı. Şimdi geleceğim bakın. Bir gazeteme mahkum ettim. 3 milyar para cezası ödedi. Bir gazetemiz yine mahkum oldu. İsimlerini vermek istedim Kemer'de. 3 milyar para ödedi. Bir gazetemiz mahkum oldu. 12 ay hapis cezası yatacak. Tecili yok. Daha önceden de almış cezası. Bir gazetemiz 7 milyar para cezası aldı. Ve bunun üzerine Kaymakam Bey de 4 milyar lira ceza aldı. Mahkum oldu. O zaman ben kamuoyuna soruyorum. Benim hakkımda yazı yazıldığı zaman, yazıldığı halde bunu yazanlar ceza aldıysa ne demektir bu? Yazılanlar demek ki yazan yanlış. Ama ben dedikoduların önüne geçemiyorum. Ona ceza aldıramıyorum. Yazılanlara, tespit edenlere ceza alabiliyorum. Devletin kaymakamı bile mahkum olmuştur benimle ilgili söylediklerinde. Ben daha ne anlatayım? Ben söylüyorum, benim dosyalarım Kemer Belediyesi'nin elinde. Belediye olarak. Şu anda. Gatap olarak yine öyle. Savcı orada, hakim orada, kaymakam orada. Ben şimdi belediye dedikodu yerine varsa soruşturma yapsınlar. Belediye başkanı değilim. Milletvekili değilim. Herhangi bir sıfatım yok. Sadece AK Parti'nin bir neferiyim. Başka da hiçbir özelliğim yok. Şimdi ne yapılacaksa yapılabilir. Ama dedikoduyu bir kere bıraksınlar. Gatap üzerinden, belediye üzerinden. Bakın, benimle ilgili Mustafa Bey'in zaman zaman bir sürü hakaretler oldu. Ben hakareti yapmam. Bize şöyle şu düşer. Seçilenlere seçenden dolayı saygı duymak gerekir. Seçenden dolayı. Bize de oy verenler var. Bize de oy verenlere dolayı saygı duymak zorunda. Ama o duymuyorsa halka duymamış olarak kabul ediyorum ben onu. Şimdi şunu soruyorum. Ey Mustafa Bey, sen bir yılın gitti. O kadar vaatler verdin ki. Geçen seçimde 12 sayfa seçim beyannamesi hazırladın. Bir sayfasını yaptın, 11 sayfasını yapmadın. Dedin ki yapamadım, edemedim, niye yapmadın? Bir daha kandırdın insanları. 50 sayfa yaptın. Şu an sen 10 sayfasını bitirmiş olman lazım. Bitti mi? Daha bir sayfa yapılmadı. Ben yapılan bir şeyi görmedim. Şimdi benimle ilgili söyleniyor ya, ben Mustafa Bey şunu söyleyemiyor. Buradan söylüyorum. Medeni cesaretiniz varsa Tekirova Belediyesi'nden borç mu aldın? 6 trilyon yakın para mı aldın? Bunu söyle. Para verdim. Ey Mustafa Bey, senin belediyen borçlu. Ben sana para verdim. Tekirova Belediyesi'ne 6 trilyon para kasada verdim. Kasada para kaldı. Kaldı, ona devrettik. Ey Mustafa Bey, diğer belediyeler kaç para verdi? Açıkla, yüreğin yetiyorsa. Açıklayamazsın. Tabii onlar onu destekledikleri için. Ey Mustafa Bey, senin takımın amatörken ben sana profesyonel takım teklifi teslim ettim. Bakın ben ne teslim etmişim? Tekirova Spor'u teslim ettim. Ey Mustafa Bey, ben senin belediye binan yokken ben sana belediye binası teklif ettim. Senin amfiteyatron yok, ben sana amfiteyatro teslim ettim. Senin bir şehir meydanın yok, ben sana şehir meydanı. Sana ben sinema salonu, düğün salonu teslim ettim. Kültür merkezi teslim ettim. En önemlisi sen benim Kuzdere halkımı kandırdın. İmar yaptım. Bugün geldi. Ey Kuzdere'li vatandaşıma soruyorum. Hani 3 ay önce geliyordu? Hani seçimden 6 ay önce geliyordu? Askıya çıktı. Söyledim. Yalan. O gün de söyledim. Yalan. Öyle bir askı ama yok. Kemer planları, Kemer imar planı geçti diye büyükşehirde. Her mecliste geçerler yazarlar. Uygulamadır önemli olan. Ben Mustafa Bey'e, Kemer Belediye'mize Tekirova'nın imarı bitmiş olarak, yani Turizm Bakanlığı onaylamış olarak teslim ettim. Anahtar teslim. Evet. Doğru. Sadece 18 uygulaması. Yani uygulaması kaldı. Ama uygulamadı. Niye? İki tane sebep olabilir. Birisi malum sebepler.
malum dediğiniz? Kamuoyu bilir onu. Yani imardan ne çıkartacaklar ona bakacaklar. İkincisi biz yaptığımız için, biz yaptık da o yapmadı diyorlar ya, şimdi yaptığımız ortaya çıkacak. Bunun için uygulamıyorlar. Ha bunu geciktirmek için ne diyorlar? Bahaneleri. Biz buraya 4 katlı 5 katlı istiyoruz diyorlar. Ya siz kuzulelleri kandırdınız. Aslan bucakları da kandırdınız iskanınızı vereceğiz diye. Hiçbirinin iskanını vermediniz. Herkesi kandırdınız. Şimdi soruyorum. Tekirova 5 katlı verecek, 6 katlı verecek de ben de istedim. Şimdi insanları kandırıyorlar. Tekirova'da, Tekirova turizm bölgesinin içerisindedir. İmar hazırlığını, ihalesini belediye yapar. Onayını Turizm Bakanlığı yapar. Turizm Bakanlığı bana vermediği şey sana niye verecek? Ben de çok istedim 5 katlı olmasını. Ben niye istemiyorum? Tekirova bölgesi olarak. Tabii sen benden daha mı beceriklisin? Yoksa senin başka bir özelliğin mi var? Ya verirse? Verirse o zaman başka bir şey var demektir o zaman. O zaman bize vermeyip de orada veriliyorsa o zaman ona bakacağız sebep. Ama ben biliyorum ki onlara bize verilmeyen oraya da verilmeyecek. Burada insanlar kandırılıyor. Kandırılıyor. İnsanlar kandırılıyor. Eğer Tekirova halkı bu imar uygulanmaz, 5 yıl sonra aynı imar uygulanırsa işte Tekirovalılara atılmış en büyük kazık budur. Çünkü Kuzdere'ye atıldı. Aslan 5 yıl kayıp yıl olarak kalacak ortada. Şimdi tabii zaten Tekirova'da daha önce de bir imarda gecikme var. Bakanlığın değişik yasa değişikliklerinden kaynaklandığı, ihaleyi yapan alanların işi geciktirmesinden kaynaklandığı, elde olmayan sebeplerden dolayı böyle bir gecikme oldu. Şimdi biz onu bir şekilde bastırdık. Tekirova'nın isteği doğrultusunda hallettik. Şimdi de uygulama zamanında bize nasip olmadı. Kemer Belediyesi nasip oldu ama Kemer Belediyesi bunu uygulamıyor. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Bize yapıştırılmaya çalışılan yafta artık boşa çıkmıştır. Yani Yusuf Raz efendim cezası varmış. Olmadığını gösterdik. Efendim Yusuf Raz Belediyesi şöyleymiş. Onu da gösterdik. Onun da ne olduğunu gösterdik. Efendim Yusuf Raz kinciymiş. Ya ben her zaman söylüyorum arkadaşım. Bunu nereden çıkardın mesela? Şimdi, tabii bunu, kin olayını ne yaptılar? Algı yaratmaya çalışıyorlar. Yani insanlarımız birazcık... Hani bir şey mi yaptınız da oradan yola çıkıyorlar? Şimdi soruyorum onu işte bak. Şimdi sordum. Bir tane insanımın ben kiremidini düşürdüm mü? Yıktım mı? Kimseye yapmadım. Bir tane ben insanlarımı kalkıp da doğru dürüst hani bir işten çıkardım mı? Şimdi Mustafa Gül seçimden sonra yani biz öyle hayali söylemiyoruz. Mesela İsmail Türkmen diye Kuzdere'nin yerlisi bir vatandaşımızın kızı pazardan kovuldu. Şimdi Serik'te pazarcılık yapıyor. Yani bir Tekirova'nın, Kemer'in çocukları efendim AK Parti'ye oy verdi diye. Ha böyle bir lüks var mı? Pazardan kovulabiliyor Kemer'de var. Kemer'de var. Ve şimdi mahkemelik parasını aldığı halde, işgal parasını peşin aldıkları halde pazardan çıkardılar. Değişik sebeplerde kişiler de dava açtılar ve dava şimdi devam Serik'ten ediyor. Pazarcılık Serik'te pazarcılık yapıyor. Bakın Kemer bu kadar sahipsiz işte. Şimdi gelelim seçimden önce birçok insanlara kaçak yapı yapacağız dediler. Yaptıracağız dediler. Yaptırdılar da bir kısımları. Daha doğrusu kaçak yapının yapılmasını göz yumuyorlar. Yap dediler, göz yummadılar, yap dediler. Öyle mi? Tabii canım, yani biz bazı yerlerde kime çimento, kime kum verildiğini de biliyoruz. Şimdi bu yapılanları da şimdi yıkacaklar. Hatta bel dibine yıkılmış, yıkılmaya başlamış. Şimdi bel dibindeki yerleri onlar mı yaptırdı? Şimdi onlar yaptırmadı. Şimdi ona geleceğim. Şimdi onları da yıkacaklar. Yani bir gün gelecek yıkacaklar. Geçen hafta bir yıkım vardı. Geçen hafta yıkım var. Şimdi yıkımı neye göre yapıyorsun? Bu insanları ekmeğinden, o kadar insanı işsiz işinden niye ediyorsunuz? Ha diyorum madem bir şey yapacaksınız o zaman girin bir baştan öyle yapın. Yani insanların ekmeğini oynamayın. Hani ikinci kim? Demek ki ikinciler ortada. Bize reklamla... Hayır onlar da diyor ki biz zaten MHP'ye verdik. MHP verdikleri de belli. MHP'ye verdik bizim başkan niye yıkıyor buraya diye de feryat ediyorlar. Ha o kişiler öyle diyor. Bana da gel, AK Parti'ye deyince AK Parti'ye verdik diyorlar bize de gelince de. Neyse kime verdikleri önemli değil. Biz insanların kime oy verdiğini bakmıyoruz. Biz Kemer'deki şeye bakıyoruz. Yani turizmin gelişmesine bakıyoruz. Kemer neyle anılıyor biliyor musunuz şimdi? Geçenlerde bir çocuk intihar etti. Şimdi diyecekler ki bizle ne alakası var? Abi çok alakası var. Bir şehirde huzur varsa, bir şehirde istihdam varsa yani iş imkanı varsa orada huzur, bu gibi olaylar, huzursuzluklar olmaz. Esrar Eroy'un var.
İlçede. İlçede. Ne var başka? Rant var. Kavgalar var. İşsizlikten dolayı borcu ödeyemediler. Birisi iki esnaf kavga ederken esnafın çocuğu bıçaklandı. Evet, emniyetin önünde öldü. Yazık değil mi bu insanlara? Bir arkadaşımız, gerçi kamuoyu biliyor ama ben hani ismini şey yapmak istemiyorum. Vuruldu. Yani bunlar, Kemer bunlarla anılmamalı. Kemer daha yani güzel şeylerle anılmalı. Spor kulüp başkanı. Kemer spor başkanı o mu? Yok, benim teslim ettiğim kulüp Tekirova Spor. Tekirova Spor. Evet, Tekirova evet. Kemer Spor mu oldu? İkisi birleştirildi. Ne oldu? Yok, birleştirilmedi. İşte adına Kemer eklendi. Önemli değil yani. Önemli o kulübün başkanı değil mi? Evet, MİTA. Evet. İsmail Minta vurmuş. Diyelim canım. İsmail yani illa ki kulüp başkanı demek şart değil. Yani çok önemli bir şey değil. Yani kulüp başkanı şey değil. Dolayısıyla Kemer'de böyle bir yapı var. Şimdi demek ki ikinci belli. Demek ki partileri bu şekilde bu hale getirenler ortada belli. Bir de geçenlerde duyduğumuz çok çirkin şeyler kulağımıza geliyor. Hani bunlara biz girmek istemiyoruz ama Kemer'de tek başına sahipsiz de değil. Yani onu da bilinmesini istiyorum. Geçenler bir basında bir otelden araba alınıyor. Belediyedeki bazı kişiler, danışmanlar, şunlar bunu arabayı kullanıyor. Şimdi basın da bunu takip ediyor. Tüm bana da gelen bilgiler oluyor. Bu araba bir otele aitmiş. Sonra bu basında çıkacak diye alelacele meclise önerge verip belediye hibe kararı alıyorlar. Bağış yapılıyor. Bağış yapılıyor. Ama öncesi öyle değil tabii. Şimdi bir, bu niye daha önce, araba alınmadan önce hibe kararı alınmadı? Başkaları kullandı. İki, bu arabayı niye hibe yaptı? Bu arabaya ihtiyaç mı vardı? İhtiyaç vardı, yaptıysa bu otel bunu niye yaptı? İlginç. Ha, ben biliyorum ne olduğunu da. Çünkü bize yaklaşık... Kaçağı mı var? Olumsuz işleri mi var? Evet, bunu bakmak lazım. Sormak lazım o zaman. Yani niye yaptı? Öyle ya, bir yer durduk yerden niye belediyeye para niteliğinde şimdi araba bağışlasın? Şimdi ikincilikten bahsediliyor. İsterseniz bir nefes alalım burada. İkincilik durumunda bir reklam arası verelim. Sonra yine devam edelim. Sayın seyirciler, kısa bir reklam arası vereceğiz. Devam ediyoruz sonra.